nükteler nasıl kullanacağız hiçbir eser kendi mahiyetini bilemez mesela bir motor kendisinin motor olduğundan habersizdir onun ne olduğunu ve neye yaradığını onu kullanan zat bilmektedir aynı şekilde göz bir görme fabrikası olup kendisinin ne olduğundan habersiz bulunmaktadır onu ruh denilen efendi kullanmakta ve onun penceresinden bu alemi seyretmektedir Kulak da kendisinin işitme aleti olduğundan bir haberdir. Onu da ruh istimal etmekte ve bu alemdeki seslerden istifade etmektedir. Diğer ağza ve cihazatımızı bunlara kıyas edebilirsiniz. İnsan bedenindeki bu aletler kendi mahiyetlerinden olmadıkları gibi ruh da bir eser olduğu cihetle o da kendi mahiyetini bilememektedir. Gözün görme fiilinde kulağında işitme vazifesinde kullanılmakla kıymet kazanması misali ruh da hangi gaye için yaratılmışsa onu harfiyen riayetle kıymet kazanacak ve ebedi saadete namzet olacaktır. Hiçbir eser kendisinin nerede ve nasıl kullanılacağına kendiliğinden karar veremeyeceği için akılda neleri sevip nelerden nefret edeceğine, kime ibadet edip nelerden uzak duracağına kendisi karar veremez. İşte Halık-ı Zülkemal olan Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakim'inde ruhumuzu ve ona bağlı bulunan cihazat ve latifelerimizi nerelerde ve ne şekilde kullanacağımızı beyan buyurmuştur. Onun yap dediğini yapmak, sev dediğini sevmek, kork dediğinden korkmak, oku dediğini okumak ruhumuzun sıhhat ve terakkisine sebep olacaktır. Her müminin cennetten alacağı lezzet de bu sıhhat ve terakki nispetinde olacaktır.